Bu tabii herkesin sorunudur. Yani toplumda genel bir sorundur. Bir tek kardeşimize has bir şey değildir. Bir kere burada yapılacak şey şudur. Kendin nerede olduğunu bir görecek önce. Bana inanın şu kadarcık yerde yaşıyoruz. Beynin içinde. Şu kadarcık yerde yaşıyoruz. Ve oraya gelen elektrik akımını, o sinirlendiği adamları falan, şunu bunu falan, elektrik akımı olarak Allah beynine getiriyor, orada onu görüyor. Yani bir filmde haksızlık yapan kovboya bazen sinirlenen insan oluyor kovboy, film seyrederken. Evet. Aynı onun konumunda şey, o nasıl komikse orada kovboya sinirlenen insan, değil mi? Biz dedemle bir kere sinemaya gitmiştik, dedem bastonuyla adamlara talimat veriyordu böyle. Hoşuna gitti, Osmanlı filmde böyle ya vurdulu kırdılı falan. Ya kendini koruması için kenara çekip falan gibisinden. Tabii böyle şey olanlar çoktur. orada bakış açısı bir kere hem acizini bilecek. Ya bir kere çok kısa yaşayacağız. Evet. Mesela 20 yaşında bir genç kız. 2-10 sene sonra 40 yaşında teyze olur. 1-2-10 sene sonra da 60 yaşında anne olur. Yani 4-10 sene, 10 sene o kadar. Evet. 10 seneler de 1 yıl gibi geçiyor. Evet. Tık 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 tık. Gözeyi tabii açıp kapayınca kadar geçiyor. Ya bu tarikanlar tanıştığımda bunlar çocuktular. 18 yaşında falan da. İnşallah. Koskoca adam onları daha yeni yani. Dün gibi. İnşallah gibiler. Evet. Böyle bir dünyada Allah'ın yarattığı aciz kullara öfkelenmek olmaz. Yani çünkü bir de şöyle düşünecek. Zaten o insan 100 yıl geriye götürülse, kendi de 100 yıl geriye götürülse, yeniden kaderi işlemeye başlasa yine aynı olay olur, bir daha yapacak onu. Yani hiçbir şekilde değişiklik olmaz. Mutlaka hayır vardır. Yani hayır olmayan hiçbir şey olmaz Müslüman'da. Evet. Ama imansızda her şey şerdir. İçtiği su şer olur. Adımı şer olur. Konuşması şer olur. Yani sürekli şerin içindedir. Evet. Müminde de sürekli hayır vardır. Öyle bakacak. Bir de hoşgörülü ve güler yüzlü olmak lazım. Samimi bakmak lazım olaylara. İnşallah. Bir de eğitmek lazım. Yani olumlu düşünmek lazım her şeyi. Ama tabii sürekli aksilik yapan bir insana karşı da Kur'an şöyle söylüyor Cenab-ı Allah. Eğer söz dinleyeceklerse öğüt ver diyor. Yani çok katıysa gitmiyorsa artık ona öğüt olmaz. Yani o zaman Kur'an'ın mesela yüz çevirin diyor Allah. Evet. Ben yani, de bir anda parlayabilen bir insanım aslında. Bir anda öfkelenebilen bir insanım. İşte yapılacak şey o. Eğer ikna edilebiliyorsa mutlaka bir toleranslı olmak lazım, anlatmak lazım uzun süre. Ama hiç olmuyorsa ya o konulara girmemek lazım ya yüz çevirmek gerekiyor. Yani Kur'an'ın bize emrettiği budur. İnşallah. Ani öfke fikri çok tehlikelidir. Yani mesela Allah yasın ani tansiyonu çıkarabilir. Mesela yaşlılarda özellikle çok çok tehlikeli olur. Yani çok ölüm vakası olur. Mesela ani beyin kanamalarına sebep olabilir. Allah korusun. Hatta Allah der bak öfkenizle çatlayıp ölün diyor Allah. Küfür için, evet. Küfür için. Öfkenizle. Çünkü öfke öldürücü yani Kur'an ona dikkat çekiyor. İnşallah. Tabii yani çok çok tehlikeli olur. Bir tek yani beyin kanaması değil mesela kalp enfarktüsü de geçirebilir. Tabii. Ya böbrek enfarktüsü geçer. Birçok zarar olabilir. Yani damar harabiyetlerine sebep olabilir. Evet. Mesela koroner yırtılmasına sebep evet. olabilir. Ama hepsinin önemlisi haramdır tevekkülsüzlük. Evet. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani aslında bu o kadar zor bir şey değil. İyi bir eğitimle, samimi arkadaşça, dostça bir tavırla yatışabilir. Ama böyle kronik hastaysan, akıl hastalığı tarzında adamlardan uzak durmak lazım. Yani onları düzelteceğim diye, orası ömür boyu düzeltemeyebilir. Evet. Tek çözüm uzak durmaktır.